Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere önceden şöyle küçük bir patik yapmıştım. Böyle güzel çilek patikti galiba. İsmini şu an tam da hatırlamıyorum videonun ismini. Bu şekilde bir patik yapmıştım arkadaşlar ve bunun büyük olanını istediniz. Ve ben de böyle çalıştım. Bu da güzel oldu. Anne kız kombin oldu bu şekilde. Şimdi bunu yapmak için bunun videosu ayrı arkadaşlar. Bunun videosunu da eğer isterseniz size açıklamalar kısmında bunun linkini de bırakırım. Oradan bulabilirsiniz. Bu patik için söylüyorum. Şimdiki yapacağım patik bu. Bunun anlatımını yapacağım. Bunun için kullandığım malzemelerimi söylüyorum. Bunun için kullandıklarım ayrıydı çünkü. Yani iplerim aynıydı. Fakat 3,5 numarayla sanırım bunu 3,5'la örmüştüm. Şu an tam hatırlamıyorum bunu. O yüzden bunun için konuşuyorum. 3 numara şiş kullanacağım. Şöyle şişimin evet yazılarda silinmiş. 3 numara şişim var arkadaşlar. 3 numara şiş kullanacağız. Şöyle bir tığım var. Daha sonra böyle iplerini çekmek için ve şu yapraklarımızı oluşturabilmek için yine 0 numara 2,10 milim kalınlığında tığ kullanacağım. Şöyle dikiş iğnelerim var ve dikiş ipliğim var. Bu da yün iğnesi arkadaşlar. Yine patiğimi dikmek için bunu da yine şu küçük incilerimizi böyle küçük ayrıntılarımızı dikmek için de yine küçük dikiş iğnesine ve dikiş ipliğine beyaz ipliğe ihtiyacımız var. Şöyle yeşil bir ipe ihtiyacımız var. Ben burada naylon ip kullandım ama normal dikiş ipliği de olabilir. Bunları patiğimize dikerken yeşil iplik kullandım. Daha sonra arkadaşlar şöyle boncuklara ihtiyacımız var. Bu şekilde. Küçük. Bunlar ip üzerinde satılıyor zaten. Şunlar. Bunlar da yine kadife boncuk. Yine bunların cam olanları da var. Onlar da mevcut. Yani bu renklerde dikebilirsiniz veya inci şeklinde de dikebilirsiniz. Bakın şu kenar kısımlarına diktim ben. Şuralara. Yani illa yeşil olması şart değil. Bunları yine bu inci şeklindeki boncuklardan da dikebilirsiniz. Hemen iplerimi de göstereyim. Yeşil ipimin numarasını göstereyim önce. Önce markamızı gösterelim. Şöyle Ören Bayan Dora ipliği ve numaram yeşilin numarası bu şekilde arkadaşlar. Bu yeşilimiz. Daha sonra kırmızı numarasını da göstereyim. Bu da bonbonun yine patik ipi arkadaşlar. Hemen bunun da numarasını sizlere göstereyim. Bu da böyle. Ve tabii ki beyaz, normal beyazımız var. Bu şekilde beyaz kullandım. Bu da kartopu floraymış. Yani patik iplikleri arkadaşlar. Bunlar yani her markada olur. Sıkıntı yok. Sağlam bir ip olsun yeter ki. Bunu da dedikten sonra arkadaşlar artık şimdi söyleyecek bir şeyim kalmadı. İsterseniz yapılışına geçelim. Öncelikle beyaz ipimizle başlayacağız. 38 tane ilmek atacağım arkadaşlar. Şişimin üzerine 38 tane ilmek alacağım öncelikle. Ben ilmeklerimi bu şekilde alıyorum. Şöyle 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane attık. Şimdi biz bu ilmeklerimizi 38 olana kadar devam edelim. 38'e tamamlayalım. Devam edeceğiz. Şimdi 38 tane ilmeğimi attıktan sonra şöyle alttan bir tane düğüm attım. Alt taraf sökülmesin diye. Bir tane düğümümü attıktan sonra şimdi bunu arkadaşlar haroşa örgü öreceğiz. Haroşa örgü ne demek? Arkadan da önden de düz örgü yapacağız. Şimdi ilk sıramı bu şekilde düz örerek başlıyorum. Şöyle bütün ilmeklerimi düz olacak şekilde öreceğim. Kaçtı. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Bütün ilmeklerimizi düz örgü örerek sıranın sonuna kadar getirelim.
Evet, ilk sıramı bu şekilde düz örerek bitirdim. Şimdi ikinci sıraya geçeceğim. Arkadaşlar, bu patiğim 37-38 numaraya gayet uygun olacaktır. 37-38 numara olarak bunu yapabilirsiniz. Eğer 36 numara yapmak isterseniz, 35 numara yapmak isterseniz de yine şu ön kısmını aynı sayılarda işleyin. 35-36 için söylüyorum. Şuradan mesela 36 için bir tane eksiltin. 35 için iki tane eksiltin. Yani şu haroşa kısmını eksilterek ayak boyuna göre bunu küçültüp büyütebilirsiniz arkadaşlar. Yine 39 numara için mesela burada bir tane fazladan ya da iki tane fazladan haroşa yapın. Ya bu şekilde büyütüp küçültebilirsiniz. İstediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Yalnızca bu ön kısmını aynı sayılarda yapın. Hiçbir şey fark etmeyecektir. O şekilde bu sayıları patiğin büyüklüğünü oluşturabilirsiniz. Arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Abonelikler ücretsiz, bana destek amaçlı abone olacaksınız. Videolarımı beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Bu arada bunları da söyleyeyim. Şimdi bakın, ilk diş haroşamız oluştu zaten. Şöyle. Yine ikinci sıramda da ilk ben ilmeğimi örmeden alıyorum ve yine düz örgü yapacağız. Dediğim gibi arka taraftan da ön taraftan da düz örgü haroşa olacak. Şöyle yine düz örgü olacak şekilde sıramın başına kadar örüp getireceğim bunu. Şöyle sıramın başına kadar yine bunu bir düz örüp gelelim. Yine bu sırayı da böylece bitirdik. Bakın, haroşamız oluştu. Dediğim gibi arka taraftan, ön taraftan da düz örgü yapacağız ve haroşalarımızı oluşturacağız. Şimdi yine tekrar bir sıra daha göstermek istiyorum. Şöyle başladım sırama. Burası ön sıra. Ön yüz, pardon, ön yüz. Ön yüzde haroşalarımızı oluşturarak örmeye devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir şey. Bu yüzde arkadaşlar, bakın şurada ilk haroşamız oluştu. Bu şekilde. Arka taraftan da ön taraftan da dediğim gibi düz örgü öreceğiz ve şöyle ipimiz sağ taraftayken bu yüzde ön yüzde ipimiz sağ taraftayken bu haroşalarımız 60 tane olana kadar bunu öreceksiniz. Bakın şöyle şuradan da göstereyim. Şimdi biz bunu buradan başladık. Böyle. Bu sıramız tam 60 tane olacak. Buradaki haroşa sıralarımız. Çünkü biz bunu buradan başladık. Böyle öreceğiz. Bakın burada dikiş yok. Böyle geleceğiz ve buradan kırmızıya başlayacağız. Kırmızıyı da yaptıktan sonra buradan tekrar bir dikişimiz olacak. Bu şekilde öreceğimiz için biz önce bu beyazı örüyoruz. Şimdi bizim yapacağımız işlem 60 tane haroşayı bu şekilde örmek. 60 sıra, pardon, 60 sıra değil. 60 tane haroşayı bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Bir haroşa bir kez gidip gelmeyle oluşuyor. Bunu da unutmayın. 60 tane ön yüzde haroşalarımızı oluşturalım. Daha sonra devam edeceğiz. Dediğim gibi 37-38'di bu. 39 yapacaksanız mesela burası 60 ya. 62 haroşa örün burayı. Diyelim ki 35 yapacaksınız. 60 58 haroşa örün burayı. Ya bu şekilde hani büyüterek, küçülterek sayıları ayak numaranıza göre bu patiyi ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde devam edelim şimdi biz. 60 haroşamızı oluşturalım. Devam edeceğiz. Evet, şimdi 60 sıra bu şekilde haroşamızı yaptıktan sonra şimdi bakın örgümün
Ön yüzündeyim. İpim yine sol tarafta. Pardon, sağ tarafta. Şimdi yapacağımız işlem, buradan 12 tane ilmeğimizi keseceğiz. O yüzden şöyle hemen 2 tanesini bir alıyorum, kesmeye başlıyorum. Şöyle bir örüyorum ikisini. Daha sonra yanındakini örüp öncekini ördüğümün üstünden atlatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde kesme işlemi yapıyorum. Örüyorum. Bir öncekini üstünden atlattım. Böyle yaparak 26 ilmek kalana kadar bu şekilde keseceğiz. Yani 38 ilmeğimiz vardı zaten. 12 tanesini keseceğiz. Ve 26 ilmeğimiz şişimizde kalana kadar işlemi devam ettireceğiz. Evet, şöyle bakalım şimdi kaç tane kesmişiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir tane daha keselim. Şöyle şuradan sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. Şimdi bir tane daha keseceğim. Ve 26 tane ilmeğim kaldı şu anda. Bunu da bu şişime alıyorum. 26 ilmeğimiz kaldı. Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Şimdi bu kısımda kırmızı ipimizi bağlayacağız. Bunun için öncelikle şöyle şuradan bir tane şöyle ilmek çıkaralım. Ve böyle şu beyaz ipimizin hemen dibine bunu bağlayalım. Şöyle bağladıktan sonra, evet, kırmızı ipimle örmeye başlayabilirim. Önce bu ilmeğimden başlayacağım örmeye. Daha sonra bir sıra gidip geldikten sonra zaten ipimi, beyaz ipimi keseceğim arkadaşlar. Şöyle hemen örmeye başlıyorum. Yine düz örgü örüyoruz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar düz örgümüzü örelim. Şimdi bu kırmızı ipimizle 4 sıra düz, 4 sıra ters örgü öreceğiz. Şimdi sıranın başına kadar gelelim. Tekrar dönüşümüz artık haroşa olmayacak. Örgümüzün ön yüzünde ilk başladığımız sıramız düz örgümüz olacak arkadaşlar. Bakın sıranın sonuna kadar geldik. Şöyle bakın, yine göstereyim, böyle ön yüzdeyim. Sıranın sonuna kadar geldim. Tekrar döndüm. Ve bu kez haroşa değil de şimdi bir sıra düz ördük arka taraftan. Bu sırada bir sıra ters örgü öreceğiz. Şimdi ilkini aldım. Ve bakın bu şekilde ters örgümü örüyorum. Ön taraftan düz örmüştüm. Arka taraftan bunu ters örüyorum. Böyle sıranın sonuna kadar ters örgümü yapıyorum.
Sıranın başına geldim. Burada da hemen ilk ördüğümü yine şöyle buradaki beyaz ipimi iyice çekiştirdim arkadaşlar bunu. Şöyle bunu artık burada kesebilirim. Şöyle kesiyorum bunu. Buradaki iple şöyle bir tane düğüm atalım. Biraz sağlam olsun orası. Evet. Bakın bir kez düz geldik. Arkadan ters örgümü ördüm. Tekrar döndürüyorum. Bu sıramda yine düz örgü öreceğim. Şöyle burada da yine sıranın sonuna kadar düz örgümü örüyorum. Bakın böyle. Şöyle şimdi sıranın sonuna kadar yine düz örgümüzü örelim. Bir sıra düz örgümü de bitirdikten sonra yine bu kez bir sırada ters örgü öreceğiz. Yani ne yaptık arkadaşlar? Bir sıra düz, bir sıra ters, bir sıra düz ve bu da ters örgü sıramız olacak. 4 sıra ördük. 4 sıra bir ters, bir düz yani bir sıra ters, bir sıra düz olacak şekilde ördük. Ön taraftan düz örgümüz olacak arkadaşlar. Bu şekilde kırmızı sıramıza başlamış olduk. Şimdi bu ters sıramızı da bitirelim. Şimdi burada önemli olan buradaki ön taraftaki düz görüntüyü verebilmek. Hemen şöyle bu sıramızı da bitirdik ve döndüm. Bakın 1, 2, 3 ve 4 sıra düz örgü ördük burada. Şimdi ne yapıyoruz? Burası düz. Şimdi terse başlayacağız. 4 sırada ters örgü öreceğiz üstüne. Hemen ilk ilmeğimi aldım ve şöyle ters örgü örmeye başlıyorum. Bakın düz yüzde ters örgüye başlıyorum. Şöyle bütün ilmeklerimizi başa kadar bir ters örgü yapalım. Yani 4 sıra düzümüz, 4 sıra tersimiz olacak. Sıranın başına kadar geldik. Evet, son ilmeğimi de yine ters ördüm. Bakın şöyle bir tane ters sıramız oluştu. Bu şekilde. 4 tane şöyle düz ördükten sonra bir tane tersimiz oluştu. Şimdi döndük. Bu kez ön tarafta 4 tane şöyle ters sıramızın olmasını istediğimiz için arka taraftan bunu düz öreceğiz. Bu sıramızı. Bu sıramı düz örüyorum. Sıranın başına kadar düz örgümüzü örerek gelelim.
Evet, son ilmeklerimizi de örelim. Ve şimdi yine döneceğiz. Bakın arka tarafta iki sıra düzüm oluştu. Ön tarafta da şöyle iki sıra 1 2 tersim oluştu. Biz bunu 4'e tamamlayacağız. Bu yüzde yine ters örgü öreceğiz. Evet, sıramın sonuna kadar yine ters örgüyü örüyorum. Bütün ilmeklerimizi sıranın başına kadar ters örgü ördük bu sıramızda. Şöyle bakın görüntümüze. Burası bizim örgümüzün ön yüzü. Şöyle şimdi tekrar döndüm ve yine bir sıra arkadan düz örgü öreceğim. Şöyle. Sıramın sonuna kadar bir sırada düz örgü yapıyorum. Şimdi bu sıramı böyle bitirelim arkadaşlar. Düz örgümüzü. Evet bakın bu şekilde 4 sıra örgümüzü ördük. Düz örgü ördük. 4 sırada şöyle ters örgü ördük. Bu şekilde kırmızı sıramıza başlamış olduk. Şimdi burada tekrar şöyle düz örgü örmeye başlayacağız. Şunu aldım. Ve bu kez ters örgümüzün üzerine düz örgüyle sırama başlıyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde düz örgü örelim. Bir sıra düzümü ördükten sonra bakın şöyle bir sıra düz örgümü ördüm. Şimdi döndüm. Bakın buradan daha net. Burası arka taraf ama buradan daha net görünüyor. Şöyle 4 sıra ters, 4 sıra düz, 4 sıra terse başladık yani. Şimdi buradan bu sıramızı ters olarak devam ediyorum. Bir sıra düz örmüştüm ön sırada. Arka sırada bir sıra ters örüyorum. Bakın bu şekilde ikinci sıramda belli oldu. Şimdi bu sırayı da ters olarak devam edelim. Buradan tersimi ördükten sonra tekrar dönüyorum. Şöyle bir sıra düz öreceğim burada. Şöyle bir sırada düzümüzü devam ettirelim. Burayı da bitirdikten sonra tekrar bir sıra tersimizi öreceğiz. Bakın şöyle 1, 2, 3 taneyi tamamladık. Tekrar bir sıra ters örüyorum.
Sıranın başına kadar ters ilmeklerimizi örelim. Burası örgümüzün arka yüzüydü. Son ilmeğimi de yine ters ördüm ve arka yüzü bu şekilde tamamladık. Bakın ön yüzde şöyle 4 sıra düz, 4 sıra ters, 4 sıra düz şeklinde devam edecek. Böyle. Şimdi burada biz şu terslere başlayacağız. Onun için de yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi ön tarafa alıp ilmeklerimi ters ilmek olarak devam ettireceğim örmeye. Şöyle. Sıraya böyle başlayacağım arkadaşlar. Ön tarafta 4 sıra düz, 4 sıra ters şeklinde örgümüze devam edeceğiz. Ta ki şöyle şu sırayı çıkalım. Kaç sıra böyle yaptığımızı sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Abonelikler ücretsiz. Bana destek amaçlı abone olacaksınız. Ve tabii ki yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdi bu sıramı tamamladım. Şimdi gelelim bunun kaç sıra bu şekilde yapacağımıza. Bakın burası örgümün ön yüzüydü. Şöyle geldim. 4 sıra düz, 4 sıra ters, 4 sıra düz, 4 sıra ters diye bu böyle devam edecek. Ve buradan başlıyorum saymaya. 1, 2, 3 dedim. Bakın 3 tane ördük böyle. Bir ters bir düz olmak üzere. Biz bunu 19'a tamamlayacağız. Son örmüş olduğunuz dörtlü sıranız düz sıranız olacak ve 19. sıranız olacak bu sıra. En son 19. sıranızı ördükten sonra şöyle şu dörtlüyü bitirdikten sonra devam edeceğiz. Şimdi siz şöyle düz, ters, düz, ters olmak üzere 19 sıra bu şekilde örün. Son sıranız dediğim gibi böyle düz sıranız olacak arkadaşlar. Ondan sonra tekrar kalan işlemleri anlatmaya devam edeceğim. Evet, şimdi biz bunu şöyle göstereyim. Bakın ön yüzden sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. son düz dörtlü sıramızı da ördük. Bu şekilde ön kısmını bitirdik. Şimdi kesme işlemini uygulayacağız. Şöyle ilk ikisini önce bir aldım. Daha sonra pardon yanındakini örüyorum. Bir öncekini ördüğümün üstünden atlatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde kesiyorum ben. Tabii herkesin kesme işlemi de farklı. Şöyle bu kısımda artık kesiyoruz. Şöyle. Şimdi bütün ilmeklerimizi keselim sonuna kadar. İpimizi koparmayalım hemen. Buraya kadar keselim. Son ilmeğime kadar bu şekilde kestikten sonra şöyle kesme işlemimiz bitti. İpimi bakın bu kadar şöyle biraz ipimi alıyorum. Çünkü üst tarafta birazdan büzme işlemi yapacağız.
Ve şuradan bir tane zincir çekelim arkadaşlar. Şurayı sağlamlaştırmak için. Şöyle. Bu şekilde ipimizi de birazcık uzun bıraktık ki az sonra üst taraftan büzme işlemi yapacağız. Şu taban kısmının dikimi için arkadaşlar bu ipimiz. Şu üst tarafın büzmesi için ayrıca bir kırmızı ip bağlayacağız. Fakat taban işleminin hafif bir büzmesi var. Onu da buradaki ipimizle yapacağız. Şimdi böyle hazırladıktan sonra hemen ipimi alıyorum. Şu kenar taraftan bir dikimine başlayalım. Evet, şimdi beyaz ipimizi aldık ve yün iğneme taktım ben bunu. Şimdi bu beyaz kısımla kırmızı kısmın uç kısımlarını birbirine dikmemiz gerekiyor. Hemen şöyle bir tane düğüm atalım. Bakın bu patiğimizin şöyle ön yüzünü bu şekilde tutacağız. Şöyle ön yüzünden iki tarafını birbirine katlayacağız. Bakın arka yüzü böyle burada olacak ve bu şekilde dikeceğiz burayı. Bakın böyle ne çok fazla gererek ne de çok fazla birbirine böyle sıkıştırarak dikmeyelim. Şöyle birbirine denk gelsin. Ve dikimimizi bu şekilde yapalım arkadaşlar. Şöyle bir tane buradan, bir tane şöyle bu ikisinin bakın bu şekilde diktiğimiz zaman güzel duruyor arkadaşlar. Tabii ki sizin herkesin dikişi de farklı. İsteyen istediği gibi burayı birleştirebilir. Ben böyle dikiyorum. Ve bu şekilde göstermek istedim sadece. Şöyle dikelim. Bu başa kadar. Burayı güzelce bir dikişini yapalım arkadaşlar. Evet, şimdi büzme işlemine geçeceğiz. Arka tarafımız bakın bu şekilde. Burayı diktik. Şöyle dikimini tamamladık. Şimdi şöyle önünü çevirelim. Önce şu üst kısmın büzme işlemine başlayalım. Şimdi kırmızı ipimi aldım. Şöyle arkadan bir tane tam en başa ipimi geçirdim. Bakın ön yüzdeyiz arkadaşlar. Önünü çevirdik. Şöyle hemen en başta tepeye bir tane şu dörtlünün bitim yerine bir tane şu dörtlünün bitim yerine bakın böyle. Bu şekilde bir ona bir de diğerine şöyle ipimizi geçirerek büzme işlemini gerçekleştireceğiz. Böyle yaparsak birbirine de daha eşit bir büzme olacak arkadaşlar. Bakın bu şekilde olacak. Yani bir tane şu dörtlünün başından diğer dörtlünün başına iğnemi geçiriyorum. Böylece üst tarafın büzme işlemini gerçekleştireceğiz. Geldik en sondan iğnemizi geçirdik arka taraftan. Çektim. Ve bunu şimdi olabildiğince büzdüm iyice. Bakın böyle. İyice büzdük. Geldik en başta iğnemizi geçirdiğimiz yerden tekrar ipimizle buraya güzelce bunu şöyle sabitledim. Bu şekilde. Ve daha sonra üstünden şöyle birer ikişer iğnemi geçiriyorum.
Bu şekilde güzelce üstünü dikmiş oldum. Bakın böyle. Hiçbir hani boşluk, delik de kalmadı. Zaten üstüne yapraklarla boncuklar gelecek buranın. O yüzden şöyle diktim. Bir tane de şuradan alalım. Dikimimi de bu şekilde gerçekleştirdim. Şimdi iğnemi arka tarafa şöyle geçirdim. Burada artık düğüm atacağım. Düğümümü de attım ve bir kez daha şöyle iğnemi içinden geçirerek ipimi şuradan keseceğim. Tam dibinden. Evet, bakın üst kısmını bu şekilde tamamlamış olduk. Şöyle. Şimdi buranın dikimi tamam. Hemen şu ipimi şunu iğneme takıyorum ve devam edeceğiz. Evet, bu kısımda arka taraftan altta zaten ipimiz vardı, bu alt kısımda. Yine bu üstte geçirdiğim gibi ipimi her birinden hani böyle zikzak olacak şekilde geçirdim. Şöyle ipimi hepsinden yine üstteki gibi geçirdim arkadaşlar. Ama bunu üst taraftaki gibi çok fazla büzmeyeceğim. Şöyle birbirine denk getiriyorum. Hani bu ayak altında olacak. O yüzden şu kadar büzmem bu alt taraf için yeterli. Çok aşırı derecede bu üstteki gibi iyice birbirine birleştirmiyorum. Yani büzmesini çok fazla çekmiyorum. Bu kadar büzme burası için yeterli. Şöyle hemen şuradan bir tane düğüm atarak alt tarafında dikimini yine aynı şekilde gerçekleştiriyorum. Bu şekilde güzelce uç tarafa kadar geldim. Arkadaşlar, çok fazla derinden dikmediğimiz için arka taraftan dikmeye gerek duymadım. İsterseniz siz arka taraftan da dikebilirsiniz. Fakat bakın, çok fazla dikişi kötü durmuyor. Hani arka taraftan da bakın yine dikişimiz bu şekilde duracak. O yüzden hani önden de arkadan da çok fazla fark etmeyecek dikişiniz. O yüzden ben şöyle ön taraftan hemen dikerek burayı bitirmek istedim. Arada bir şöyle elinizle şöyle açtırıp hani boşluk var mı yok mu ona bakın sadece. Bakın hiçbir boşluk da yok. Tamam. Şimdi burada şu çok uzun oldu. Ben şimdi şunu düzelteceğim burayı. Ve arka tarafa ipimi alıp aynı buradaki gibi düğümümü atıp ipimi keseceğim arkadaşlar. Bu dikişimiz de buraya yeter. Bakın ön tarafın dikişi aynı bu şekilde olacak. Şimdi bu ipimi koparıp beyaz ipimi takıp buranın dikişine başlayalım. Şimdi beyaz ipimi aldım. Artık şu alt tarafı dikeceğiz. O yüzden arkadaşlar şimdi pateğimin tersini çeviriyorum. Şöyle tersini çevirdikten sonra alt kısmını hemen bu dipten başlayarak şuradan dikmeye başlıyorum. Ben şu iki ilmeği birbirine denk getirerek dikiyorum. Tabii sizler istediğiniz şekilde dikebilirsiniz. Ben şöyle şu ikisini birbirine denk getirerek dikiyorum.
Bu şekilde dikişimi tamamlayacağım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bunları birbirine denk getirerek ta ki son ilmeklerime kadar hepsini dikelim. İpimizi burada da kıralım arkadaşlar. Daha sonra süslemesine, yapraklarına geçelim. Patiğimizin tabanını da dikme işlemimiz bitti. Şimdi şöyle bir düzünü çevirelim. Alttaki dikişimiz böyle görünecek. Patiğimizin genel olarak görünüşü de bu şekilde, şöyle. Şimdi bu haraş olduğu için bakın iyice açılıyor. Dediğim gibi 37-38 numaraya uygun yaptık biz bunu. Bu şekilde şimdi süslemesine geçelim. Önce yapraklarını yapacağız. Yaprakları için yeşil ipimi aldım. Hemen zincir çekerek başlayalım. Şimdi 15 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 tane zincir çektim. Şimdi ilk yanımdaki ilmeğin içerisinden bir tane sık iğne yaptım. Daha sonra yanımdakine bir tane daha sık iğne yaptım. Yanımdaki ilmeği üzerine alıp battım ve şöyle üçünü birden kapatarak bir tane sık iğne daha yaptım. Tekrar üzerine aldım. Yanımdaki ilmeğe yine üçünü kapatarak sık iğne yaptım. Üzerine aldım. Yanımdaki ilmeğe bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar üzerine aldım. Yanımdaki ilmeğime tekrar ikili trabzan yaptım. İki tane ikili trabzandan sonra iki kez üzerine sardım. Yanımdaki ilmeğime bu kez üç defa da çıktım. Trabzan yapıyorum. Tekrar iki kez sardım. Yine üç defa da çıktım. Trabzan yaptım. Tekrar iki kez sardım. 3 defa da çıktım, trabzan yaptım. 3 tane üçlü trabzan yaptım, uzun. Tekrar üzerine tek bir kez doladım. Yanımdaki ilmeğime yine ikili trabzan yapıyorum. Bir kez doluyorum. Yanımdaki ilmeğime yine ikili trabzan. Bir kez doladım. Yanımdaki ilmeğime üçünü bir aldım. Tekrar doladım. Yanımdaki ilmeğime üçünü bir aldım. Ve son ilmeğime bir tane sık iğne yaptım. Bu şekilde yaprağımın önce sağ tarafını oluşturdum. Daha sonra en son yapmış olduğum yuvaya şöyle bir, iki tane sık iğne yapıyorum. İki tane sık iğne yaptım. Bakın en son yuvaya yaptım bunu. Şimdi yanımdaki ilmeğin, bakın en son sık iğne yaptığım ilmeğin dibine bir tane, şöyle şuraya bakın, bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Ve şimdi burada altta yapmış olduklarımın üzerine hangisi denk gelirse onu yapacağım. Bakın üçlü trabzanlarım buradaydı. Yanında ikili trabzanlarım vardı. Onun yanında üzerine şöyle bir kere alıp batıyorum ve üçünü bir çektiğim trabzanım vardı. Tekrar üzerine aldım. Bir tane trabzan. Trabzan yaptım ikili. İki kez sardım bu kez. Altta yapmış olduklarımızın üstüne de yine aynalarını yaparak yaprağımın sol tarafını oluşturuyorum bu kez. Tekrar ikili trabzan yapıyorum. Şöyle üç defa da çıktım trabzanım.
Bakın 3 tane de ondan yaptım. Tekrar devam ediyorum sırama. Şöyle 1. 1 tane de yanına. Daha sonra bir tane atladık mı? Evet, şuraya atlamışım. Şimdi 2 tane şöyle üzerine alıp tekrar ve en baştaki 2 tane sık iğne. Onları da şöyle yaptım ve en baştaki şu sık iğnenin içerisinden geçiyorum. Şöyle bir kez zincirimi çektikten sonra burada ipimi kesiyorum. Yapraklarımızı da bu şekilde ayarlayacağız. Şöyle yapmış olduğum ipimi de şöyle çektim. Bu da bizim yaprağımız. Şimdi biz bu ipleri de şöyle arka taraftan yine tığımla saklayacağım. Bu yapraklarımızın dikimine başlayalım. Yapraklarımızın ikisini de şöyle hazırladık. Şimdi dikim işlemine geçeceğiz. Yeşil ipimi aldım arkadaşlar. Dikiş iğnesi ve dikiş ipliğimi aldım. Sivri uçları alt tarafa bakacak şekilde şöyle sivri uçlarımız böyle alt tarafa bakacak. Üst taraftan bu şekilde birbirine tutturacağım öncelikle. Şöyle birbirini tutturalım önce. Evet. Yapraklarımın ikisini birbirine şöyle tutturduktan sonra patiğimi alıyorum. Şöyle tam üste gelecek şekilde bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir tane patikten bir ilmek. Daha sonra üst tarafa geçip bu şekilde birbirine güzelce dikeceğim. Üst tarafı böyle çok hani kalın olduğu için çok fazla ipinizi alttan üste geçirmenize gerek yok. Şöyle bak, bakın böyle böyle alarak dikebilirsiniz. Şimdi burayı güzelce patiğimize dikelim arkadaşlar. Şimdi yaprağımızı üst tarafa diktikten sonra bir de uçlarını bu ön taraflara birleştireceğiz. Şimdi şu ucunu buradan sayıyorum. Bu ters duran ters örgülerimizin üzerinden 1, 2 ve 3.'ye şöyle denk geldiği yere kadar uzatarak tam şuraya ucunu dikeceğim. Yine üst tarafta diktiğimiz gibi bir şöyle patikten hemen üst taraftan çok fazla alta girmeye gerek yok. Bu şekilde ucunu dikebiliriz arkadaşlar. Evet bakın ucunu böyle diktim. Şimdi burada ipimi düğümünü atıp koparacağım. Aynı şekilde bunun ucunu da 1, 2, 3.'ünün üzerine şöyle denk getireceksiniz. Nereye denk geliyorsa oradan patiğinizi dikeceksiniz arkadaşlar. Bunu da dikelim. Daha sonra devam edeceğiz. Yapraklarımızı da diktik. Şimdi artık şu küçük incilerimizle ön tarafı süsleyebiliriz. Yine bunu da bakın böyle ön taraftan arkadaşlar buradan dikeceğim. Sadece arka taraftan iğnemi geçirdikten sonra şu ilk ters örgü kısmına şuradan iğnemi geçiriyorum. Şöyle
Şöyle en alttan bir yerden geçirdim iğnemi. İstediğiniz yerden incilerinizi dikmeye başlayabilirsiniz bu arada. Çok sıkı istemezseniz böyle biraz da aralıkla da dikebilirsiniz. Ben böyle dikiyorum. Şöyle bir tane incimi aldım hemen. Onu alamadım. Şöyle getirdim ve şuradan geçirip arkadaşlar hemen dibinden geçirdim ve bir sonraki incimi diktiğim yere iğnemi bu şekilde uzatarak dikiyorum. Arka tarafta ipiniz bu ters örgülerinizin içinde kalacağı için çok fazla belli olmayacak. Ayağı giyildiğinde de rahatsız etmeyecek bu arka tarafta kalan ip için söylüyorum. Böylelikle rahatça bunu dikebilirsiniz. Şöyle bakın bir tane daha ince aldım. Yine buradan battım. Bir sonraki dikiş yerime geldim. Bakın böyle incilerimizi dikeceğiz. Dikim şeklimiz böyle. Bakın burada göstereyim. Ben bu şekilde diktim bunları. Geldim mesela burada hiç ipimi koparmadan hemen şuradaki başa atladım. Buradan devam ettim. Bu şekilde bütün bir inci kısmını böyle dikip bitirelim. Daha sonra şunların dikimlerini de göstereyim sizlere. Evet, ön tarafın incilerini de bu şekilde bitirdikten sonra şöyle geldim şu orta kısmı tam bakın şuraya. Ben böyle üçlü kadife boncuklarımdan buraya da diktim. Bu şekilde. Şimdi bir tane boncuk aldım. Bunu geçirdikten sonra bir tane üzerine inci koydum. Daha sonra boncuğun içerisinden tekrar geçtim arkadaşlar ve bunu buraya bu şekilde sabitledim. Diğer ikisini de yine aynı şekilde buraya dikeceğim. Daha sonra şu kenarın tutturuluşunu da sizlere göstereceğim. Şimdi biz bu iki boncuğumuzu da dikelim. Evet. Bu kısmı da bitirdikten sonra şimdi artık şu yan tarafları birleştirme zamanı geldi. Bakın buradan haroşalarımı sayıyorum. 1, 2, 3 ve 4. haroşaya şöyle denk gelen kısmını arkadaşlar çok fazla böyle çekiştirip dikmeyeceğiz. Bu şekilde denk gelen kısmını şöyle 4. haroşaya dikeceğiz. Şöyle diktim. Bir iki kez diktikten sonra boncuğumu alıyorum. Bir tane de inci. Yine aynı şekilde bunu da bu şekilde sabitliyorum buraya. Hatta bunu böyle arka tarafa da geçirebilirsiniz. Şöyle. Daha sonra tekrardan şöyle üste çıkıp buradan bir tane de düğüm attıktan sonra evet bu şekilde arkadaşlar bunu da bakın böyle sabitlemiş oldum. Şimdi bu kısmı da sabitleyeceğiz ve patiğimiz bitti. Evet, patiklerimiz bitti. Bakın böyle. Çok da güzel oldular. Evet, anlatımım bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna basın. Kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Abonelikler ücretsiz. Bana destek amaçlı abone olacaksınız.
Ve videolarımı beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.